Teknolojioku'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte aslında merak edilen sorulardan birine cevap vermeye çalışacağız. Akıllı bileklik mi yoksa akıllı saat mi? Biliyorsunuz artık giyinebilir teknoloji cihazları gündelik hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelmiş durumda. Genele baktığımız zaman klasik saat üreticileri bile artık akıllı saatler üretmeye başladılar. Neden? Çünkü akıllı saatler kullanıcılara daha fonksiyonel geliyor. Dolayısıyla pek çok kullanıcı normal bir saat yerine akıllı saat ya da akıllı bileklik almayı tercih ediyor. Şu anda bir teknoloji mağazasına gittiğinizde pek çok marka ve modelle karşılaşıyorsunuz. Bunların bazıları akıllı saat olarak geçiyor, bazıları ise akıllı bileklik olarak geçiyor. Peki bu ayrım neye göre yapılıyor? Dilerseniz önce biraz bu ayrıma dikkat çekelim. Şimdi arkadaşlar, aslında akıllı saatleri de akıllı bilekliklerin ayıran çok ince bir çizgi var. Ya bu yazılı bir kural değil tabii ki. Niye? Çünkü bazı markalar akıllı bileklik statüsündeki cihazlarını da ne yapıyorlar? Akıllı saat olarak tanıtabiliyorlar. Aslında bizim akıllı saat dediğimiz olay uygulama yüklenebilen cihazlar. Yani bileğinizdeki cihaza uygulama yüklenebiliyorsa bunu akıllı saat olarak isimlendirebilirsiniz. Ama uygulama yüklenmiyorsa nedir? En nihayetinde bu bir akıllı bilekliktir. Zaten genele baktığımızda akıllı bilekliklerle akıllı saatler arasında bir tasarım farkı da var. Yani dışarıdan baktığınız zaman akıllı saat mi, akıllı bileklik mi bunu rahatça ayırt edebiliyordunuz. Fakat son dönemde bazı markalar akıllı bilekliklerini biraz böyle saat formatında satışa sunmaya başladılar. Ne yaptılar? Biliyorsunuz normalde İlk çıkan akıllı saatler bildiğimiz böyle büyük çerçevelere sahip normal saat statüsündeydi. Bileklikler ise biraz daha bileklik gibi böyle daha ufak ekranlara sahip ve hani bildirim alıp bildirimleri okuduğumuz cihazlardı. Sonra ne oldu? Bu akıllı bilekliklerin ekranlarını biraz daha genişleterek akıllı saatlere benzettiler. Fakat günün sonunda baktığımız zaman yine bu akıllı bilekliklere uygulama yüklenmiyor. Dolayısıyla onların saat görünümünde olması aslında onların bir akıllı bileklik olduğu gerçeğini de değiştirmiyor. Bunu aslında biraz Doğan görünümlü Şahin'e benzetebiliriz. Görünüm Doğan ama kasaya baktığınızda yine Şahin. Şimdi arkadaşlar gelelim sorumuza. Akıllı bileklik mi, akıllı saatler mi? Dürüst olmak gerekirse günümüzde akıllı saatlerin tek artısı uygulama yüklenebiliyor olması. Yani akıllı saatlere Google Play Store'dan ya da iOS'teki App Store'dan uygulama yükleyebiliyorsunuz. Fakat akıllı saatler için öyle geniş bir uygulama ağı söz konusu değil. Şöyle belirtelim. Örneğin WhatsApp'ın akıllı saatler için geliştirdiği bir uygulama mevcut değil. Yani baktığımız zaman WhatsApp dediğimiz uygulama milyarlarca insana hitap eden bu uygulama. Ama günün sonunda bir bakıyorsunuz akıllı saatlerde böyle bir uygulama yok. Yani girip de WhatsApp arayüzünden birisine mesaj atamıyorsunuz. Ha nedir? Gelen mesajı cevaplayabiliyorsunuz. Ama bu saat arayüzünde olan bir özellik sayesinde. Yani WhatsApp uygulaması var da o uygulama arayüzünden biz cevap atmıyoruz. Dolayısıyla akıllı saat tarafında böyle uygulama ağının aman aman çok geniş olduğunu söylemek mümkün değil. Bir de genel itibariyle olan uygulamalar spor tarzındaki uygulamalar. Dolayısıyla bunların pek çoğu da parayla satılıyor. Günümüz Türkiye'sinde bunları kaç kişinin satın aldığı da merak konusu. Bunların hepsini bir kenara bırakırsak, akıllı saatler ve akıllı bileklikler pek çok ortak teknik özelliklere sahip. Halihazırda satışta olan akıllı bileklik ve akıllı saatlerde kalp ritmini ölçmeden tutun da uyku takibinize kadar pek çok özellik zaten standart olarak sunuluyor. Bunu göz önüne aldığımızda sadece uygulama yükleniyor diye fazladan para ödeyip bir akıllı saat almak çok da mantıklı olmayabilir. Bunun yanı sıra şunu da göz ardı etmemek gerekiyor. Akıllı saatlerde bir işlemci yükü, bir RAM yükü, bir dahili depolama alanı yükü olduğu için bataryası çok daha hızlı tükeniyor. Yani bugün en kral akıllı saatte bile pil süresi 2 günü çıkartamıyor. Fakat öbür tarafta akıllı bilekliklere baktığımızda pil süresi 2 haftayı çıkaran cihazlar olduğunu görüyoruz. Bu anlamda baktığımız zaman akıllı bilekliklerin her anlamda hem fiyat, hem pil ömrü, hem de kullanım açısından akıllı saatlere nazaran bir adım önde olduğunu söyleyebiliriz. Tabii bir ekosistem kurmak istiyorsanız
akıllı bileklik ya da akıllı saat arasında tercih yapmak zorunda kalabilirsiniz. Çünkü Apple gibi bir markanın henüz akıllı bir bilekliği yok. Dolayısıyla buradaki tek tercihiniz akıllı saat olacaktır. Öte yandan diğer Android tarafındaki pek çok markanın, Oppo olsun, Samsung olsun, Xiaomi olsun, Huawei olsun, hepsinin hem akıllı bileklikleri hem de akıllı saatleri var. Genele baktığımızda akıllı bileklik almak, özellikle de Android kullanıcısıysanız akıllı bileklik tercihinde bulunmak akıllı saatlere göre daha makul görünüyor. Elbette burada yine tercih sizin. Biz sadece görüşlerimizi aktardık. Eğer tüm bunlara rağmen kafanıza takılan herhangi bir soru işareti varsa bu videonun altında bizlerle yorum olarak paylaşabilirsiniz. Önümüzdeki süreçte farklı videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.